Sayın Bakanım, değerli milletvekilleri, toplumumuzda çok saygın olan kanaat önderlerimiz, aramızda bulunan belediye başkanlarım, yazılı, görsel ve internet medyasının çok değerli temsilcileri, saygıdeğer konuklar. Efendim izin verirseniz konuşmalarını yapmak üzere çözümü birlikte arayıp doğruyu bulabiliriz. Dayanışma içinde hareket edersek sorunları çözebiliriz diye. Seslerini duyuramayanların sesi, ülke birliğimizin ve beraberliğimizin teminatı, bu ülkenin işsizlerinin, bu ülkenin esnafının, bu ülkenin apartman görevlilerinin, bu ülkenin kamyon şoförlerinin, bu ülkede yaşayan halkın ve garibanların dostu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok saygıdeğer Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu buraya davet ediyorum. Teşekkür ederim. Sevgili dostlarım diyerek cümleye başlayayım. Gittiğim illerin hemen hemen tümünde son yıllarda kanaat önderleriyle, muhtarlarla bir arada olmaya özen gösteriyorum. Kanaat önderi olmak kolay bir şey değil. Kanaat önderi olmak için toplumun sizi kanaat önderi olarak seçmesi gerekir. Çünkü kişi bir sorunla karşılaştığında başvuracağı en yakın arkadaşı bir kanaat önderidir. Dolayısıyla kanaat önderleriyle bir siyasetçinin yan yana gelmesi, oturup konuşması, dertleşmesi bana göre çok önemlidir. Şimdi Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Sıkıntımız var, doğrudur. Herkesin kafasında bir soru var, doğrudur. Nereye gidecek bu memleketin hali diye soranlar, doğrudur. Çiftçi bir taraftan feryat ediyor, esnaf bir taraftan. İşsizler var milyonlarca. Ev kadınları var, geçinemiyor, mutfakta yangın var diyor. Ve pek çok sorun dile geliyor. Hepsinin farkındayız. Ama kanaat önderleri olarak bu ülkenin, Nevşehir'in saygıdeğer muhtarları olarak sakın ola ki umutsuzluğa kapılmayacağız. Böyle bir hakkımız da yoktur, yetkimiz de yoktur. Eğer biz az önce şehitlerimiz, gazilerimiz için saygın duruşunda bulunduysak ve hep beraber İstiklal Marşı'nı okuduysak bizim umutsuzluğa kapılma hakkımız yoktur. Bütün engelleri aşacağız. Bütün engelleri. Akılla, bilgiyle, birikimle, kavga etmeden, birbirimizin görüşüne saygı duyarak ve birbirimizi kucaklayarak, farklı düşüneni dışlamadan, kimlikler üzerinden, inanç üzerinden, yaşam tarzı üzerinden siyaset yapmadan, herkesin kimliğine, herkesin inancına, herkesin yaşam tarzına saygı göstererek bu ülkede hepimiz beraber nasıl güzel yaşayabiliriz? Dünyanın en zengin kültürüne sahip olan ülkeyiz biz aslında. İster Şanlıurfa'nın hoyratını alın, ister Karadeniz'in türkülerini alın. Ege'nin efelerini düşünün, zeybekleri düşünün. Bakıldığı zaman olağanüstü güzel bir ülkemiz var. Ama hepimizin kafasında soru işaretleri var. Nereye gidiyoruz diye. Bir devlet nasıl yönetilir? Önce buradan başlayalım isterseniz. Bir devlet nasıl yönetilir? Bir devlet, devletin yönetiminde yönetecek kişiye yetkiyi millet verir. Yani sandığı koyarız, sizler gelir oy kullanırsınız, bir parti seçimi alır, ister tek başına ister koalisyon gelir ülkeyi yönetir. Ama gelen parti devlet olmaz. Devlet ayrıdır, parti ayrıdır. Bu gerçeği bir sefer herkesin bilmesi lazım. Devlet bakidir. Partiler ise geçici olarak halk yetki vermiştir. Gelir meclisten güvene oyu alır, çıkar, memleketi yönetir. Beşinci yılın sonunda yine milletin hakimliğine başvurur. Bunun adına biz
demokrasinin özü diyoruz. Milletin vekilini millet seçer. Dolayısıyla millet onları yetkilendirir, görevlendirir, gelin ülkeyi yönetin diye. Ama bir parti ne zaman ki ben devletim demeye başlarsa orada tehlike var demektir. Hiçbir parti ben devletim diyemez. Çünkü partilerin görev süresi ayrı, devlet ayrıdır. Bakan olmak için, bakan olmak için veya milletvekili olmak için iki şeye ihtiyaç var. Savcılıktan iyi hal kağıdı ve ilkokul diploması. Milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, devleti yönetebilirsiniz. Bunlar aranan bu. Ama devlette en düşük makam olan şef olmak için üniversite mezunu olmanız lazım. KPSS sınavını vermeniz lazım. Devlette belli bir süre çalışmanız lazım. Artı sınava girmeniz lazım. Artı sınavı kazandıktan sonra da şef olarak atanıyorsunuz. Devlet budur. Bu ne demektir? Devlette liyakat var demektir. Liyakat nedir? Devlet adaletle yönetilir denir. Neden devlet adaletle yönetilir? Çünkü devleti hepimiz oluştururuz. İnsan olmadığı yerde zaten devlet olmaz. Devlet aynı zamanda bizim can ve mal güvenliğimizden sorumlu olan kurumdur. Bir devlette yaşıyorsak devletin temel görevi, devleti yönetenlerin temel görevi bizim vatandaş olarak can ve mal güvenliğimizi sağlamaktır. Şimdi sadece bizim değil, bizimle beraber yaşayan canlıların da can ve mal güvenliğini sağlar devlet. Sadece bizim değil, bizimle beraber yaşayan canlıların değil, aynı zamanda doğanın da hakkı var. Onların da hakkını korumak zorundadır devlet dediğimiz organ. Belli bir zaman içinde yetkileri ve görevleri artıyor. Ama hepsi demokrasi içinde oluyor. Hepsi insan hakları bağlamında oluyor. O nedenle devleti temeli adalettir diyoruz. Devlet adaletle yönetilir diyoruz. Peki adaleti sağlayan organ kim? Adaleti sağlayan organa biz mahkeme diyoruz, hakim diyoruz. Hakim kararı verirken kanuna göre karar vermez. Anayasada da öyle yazmaz zaten. Hakim kanuna göre karar verir, vermez. Hakim hukukun üstünlüğüne ve vicdani kanaatine göre karar verir. Anayasa da öyle diyor. Hakim hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar verir diyor. Hukukun üstünlüğü ne demektir? Hakim bakacak, olaya bakacak. Belki kanunda öyle bir şey yok. Ama aynı zamanda hakim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yerine geçerek hüküm ihdas eder. Ama hükmü ihdas ederken vicdani kanaatini unutamaz. Şu soru çok önemli. Vicdan ne demektir? Ne demek vicdan? Vicdani kanaat ne demektir? Bilim insanları derler ki vicdan Allah'ın kalbimizdeki sesidir derler. Bir olay gelir, adaletle karar vereceksen vicdanını dinleyeceksin. O nedenle anayasamızda vicdan lafı geçer. Hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar verir. Şimdi geriye dönüp şu soruyu soralım kendimize. Böyle bir devlet adaletle yönetilen devlet demektir. Böyle bir devlet liyakatle yönetilen devlet demektir. Yani işin eline teslim edildiği devlet demektir. Geliyoruz şimdi mevcut duruma geliyoruz. Şimdiki yaşadığımız ortama geliyoruz. Düşünün. Bir ülkede bir İçişleri Bakanı çıkıyor diyor ki devletin televizyonu TRT'ye çıkıp diyor ki bir siyasetçiye her ay 10 bin dolar rüşvet veriliyor. Ben siyasetçiyim. Töhmet altında kalıyorum. Diğer partilerdeki siyasetçiler de töhmet altında kalıyorlar. Daha önce mecliste görev yapıp şimdi görev yapmayan siyasetçiler de töhmet altında kalıyorlar. Ne demek ya? Bir siyasetçiye her ay 10 bin dolar rüşvet vereceksin. Bunu ben söylemiyorum. Ben söylesem diyecekler bunlar siyasi, çekişiyorlar kendi aralarında. Bir vatandaş söylese
E vatandaşa deriz kardeşim nereden biliyorsun sen bunu? Ama bir ülkenin İçişleri Bakanı çıkıp bunu söylüyorsa, emniyet istihbaratta ona bağlıysa o bu işi biliyor demektir. Peki gelelim şeye. Adaletle yönetilen bir devlete. Böyle bir olay olduğunda adaletle yönetilen bir devlette ne olur? Önce İçişleri Bakanlığı onu oraya atayan kişi çağırır. Der ki bir dakika, hoş geldin. Ayda 10.000 dolar alan bu sahtekar rüşvet kim? Bu siyasetçi kim? Bana ismini ver. Derhal bunu yargıya vereceğiz. Siyaseti kirlilikten arındıracağız. Siyaset kirli alan değildir. Siyaset halka hizmet etme alanıdır. Adını ver, gereğini yapacağız. Böyle bir olay oldu mu? Olmadı. O zaman adalet nerede? Rüşvetçinin ödüllendirildiği bir ülkede adalet olmaz, hak olmaz, hukuk olmaz. O zaman biz neyi arıyoruz ülkemize? Adaleti arıyoruz. Adaleti kimlerle sağlayacağız? Sizlerle sağlayacağız. Millet bu konuda en yüksek karar organıdır. Ve benim sizlerin yetkisine, sizlerin oylarına ihtiyacım var. Adalet istiyorsanız yetkilendireceksiniz. Adaleti sağlayacağım. Rüşvet alanın burnundan getirmezsem siyaseti bırakacağım. Bakın adalet ne kadar değerli bir şey. Siyasetçi rüşvet aldığında hesabını soracaksınız. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını bir siyasetçi yiyebilir mi? Kul hakkını bir siyasetçi yiyebilir mi? Milletin oylarıyla geleceksin, millete hizmet etmek değil, milletin, devletin hazinesini içini boşaltacaksın. Buna karşı çıkacağız. Beraber. Bakın bu işin partisi yoktur. Her partide ahlaklı insanlar vardır. Düzgün insanlar vardır. Ama öyle bir noktaya geldi ki adaleti isteyenlerin bir araya gelmesi lazım. Hakkı hukuku isteyenlerin bir araya gelmesi lazım. Ülkemize beraber sahip çıkmak zorundayız. Birlikte sahip çıkmak zorundayız. Ülke sadece benim ülkem değil. Bu vatan sadece benim vatanım değil. Hepimizin vatanı. Beraber yaşayacağız. Birlikte yaşayacağız. Ve kardeşçe yaşayacağız. Kavga ederek değil. Oturup düşünerek, insan gibi tartışarak yaşayacağız. Böyle olması lazım. Başka bir olay. Antalya Serik. Antalya Serik. İki bakan. Vali. İktidar partisini ve onu destekleyen partinin milletvekilleri bir aradalar. 500 bin liralık bir paradan söz edilir. Serik Belediye Başkanı AK Partili diyor ki ya nereden çıktı bu 500 bin lira? Kim aldı bu parayı? Bu rüşveti kim aldı? Bakan diyor ki senden önceki bir olaydı. Serik Belediye Başkanı da diyor ki ya siz bunu biliyor da sesinizi çıkarmıyorsanız yazıklar olsun deyip toplantıyı terk ediyor. Bu belediye başkanı AK Partili ve o belediye başkanını ben alkışlıyorum. Helal olsun diyor. Peki ne oldu? İki bakan, vali, milletvekili orada 500 bin liralık bir rüşvetten söz ediliyor. Kimsenin ruhu, kılı dahi kıpırdamıyor. O zaman böyle bir ortamda hiç kimsenin can ve mal güvenliği olmaz. Bir gün birisi gelir, sizin malınıza çöker, evinize çöker. Adaleti arayacaksınız. Nereye başvuracaksınız? Adalet değerli bir kavramdır. İranlı Sadi der ki, dünyanın bütün nehirleri adalete susamış bir insanın susuzluğunu gidermeye yetmez. Ne kadar ağır ve güzel bir söz değil mi? Dünyanın bütün nehirleri adalete susamış bir insanın susuzluğunu gidermeye yetmez. O zaman biz bu adalet için mücadele edeceğiz. Bütün peygamberler de adalet için geldiler. Güzel ahlak için geldiler. O zaman kararımızı vereceğiz. Birlikte kararımızı vereceğiz. Hep beraber kararımızı vereceğiz. Adalet mi? Evet. Adaleti kim savunuyorsa evet destek vermemiz lazım. Adaletin yanında durmamız lazım. Gün sağcı solcu olma günü değildir.
Gün kavga günü de değildir. Gün elden kayan bir memleketi tekrar raylarına oturtma günüdür. Bunu yapmak zorundayız. Adalet diyoruz. Güzel. Hak diyoruz, hukuk diyoruz. Güzel. Bir devletin temeli adalettir diyoruz. Güzel. Merkez Bankası'nın kasasında 128 milyar dolar buharlaştı. Kimse bilmiyor nereye gittiğini. Efendim millete verildi, milletin cebinde. Soruyorum esnaf, ev kadını, bakkal, terzi, berber, kuaför. Arkada sende var mı? Nerede? Ne gezer diyor. Nerede peki bu para? Kimin parası bu para? Bakın arkadaşlar. Birilerini suçlayarak değil, düşünerek karar vermemiz lazım. Bakın altını bir daha çiziyorum. Birilerini suçlayarak değil, düşünerek karar vermemiz lazım. Böyle bir tablo yaşıyorsak bu tablodan Türkiye'yi nasıl çıkarırız? Bunun üzerine düşünmemiz lazım. Gün düşünme günüdür. Kavga günü değil. Slogan günü de değildir. Gün düşünme günüdür. Öyle bir noktaya geldi ki freni patlamış bir kamyon yokuş aşağı gidiyor. Hepimiz o kamyondayız. Allah sonumuzu hayır eylesin diyoruz. Dolayısıyla hepimizin düşünmesi lazım. Birlikte düşünmemiz lazım. Bakın değerli arkadaşlar. Yerliyiz ve milliyiz diyoruz. Elhamdülillah hepimiz milliyiz zaten. Yani ne olacak? Bu ülkede yaşıyoruz yani. Bu ülkede yaşayan herkes, bu ülkenin havasını, suyunu teneffüs eden, suyunu içen, yemeğini yiyen herkes, burada doğuyup büyüyen annesi, babası, dedesi, ataları burada olan herkes başımızın üstüne. Bir sorunumuz yok zaten onlarla. Bizim bir milli paramız var. Nedir adı? Türk lirası. Peki şunu bir düşünün. Bir devlet düşünün. Kendi vatandaşından borç alacak. Alabilir mi? Alabilir. Hukukta yeri var mı? Elbette var. Ekonomide yeri var mı? Evet var. Bir devlet borçlanır mı? Evet borçlanır. Dünyada borçlanmayan hiçbir devlet de yoktur. Peki bir devlet kendi vatandaşından Türk lirası üzerinden mi borçlanır? Amerikan doları mı? Avrupa Birliği'nin avrosu üzerinden mi borçlanır? Eğer bir devlet, iktisatta şöyle deniyor. Bir devleti yöneten hükümet kendi parasıyla değil de yabancı bir parayla borçlanırsa ilk günahı işlemiş olur diyor. Buna iktisatta ilk günah denir. İlk günah. Çünkü kendi ülkende kendi paranın geçerli olmadığını kabul ediyorsun. Bu paranın bir değeri yoktur diyorsun. Vatandaş bu paraya güvenmiyor diyorsun. Ben vatandaşımdan dolar ve avro üzerinden borçlanayım diyorsun. Bunu da düşünmemiz lazım. Devlete dolar üzerinden, avro üzerinden para verenler, dolar yükseldikçe kazanıyorlar. Peki, böyle bir geliri olmayan ne yapacak? Onlar da bu işin cefasını çekecekler. Sıkıntısını çekecekler. Bir devlet nasıl yönetilir? Adaletle. Adalet ne demektir aynı zamanda? Adaletle yönetim ne demektir? Hepimiz devlete vergi veririz. Hepimiz. Çocuk yeni doğar, vergiyi ödersiniz. Emzik alırsınız, süt alırsınız, altına bez alırsınız, hepsi vergilidir. Öderiz vergiyi. Peki çağdaş demokrasilerde nedir? Bizim ödediğimiz verginin hesabını parayı harcayan millete verir. Hesabını verir. Eğer bir ülkede bütçe için parayı bizden alan, parayı toplayan bir siyasal iktidar hesabını vermiyorsa bizim paraların nereye gittiğini biz bilmeyiz ve orada demokrasi yoktur. Demokrasinin çıkış noktası ödenen vergilerin nereye harcandığının bilinmesidir. Şimdi geliyorum asıl konuya. İktidar diyor ki hastane yaptık. Eyvallah, başımın üstüne yapabilirsin. Seviniriz. Yol yaptık. Seviniriz. İyi ki yaptın. Havaalanı yaptık. Eyvallah, yap. Dünyanın en basit sorusunu soruyorum. Arkadaş, bunu kaça yaptın? Benim bunu bilme hakkım var. Çünkü bu parayı ben ödüyorum.
Bakkal ödüyor, manav ödüyor, yeni doğan çocuk ödüyor, ev kadını ödüyor, herkes ödüyor, sanayici ödüyor, herkes ödüyor. Kaça yaptın sen bunu? Efendim bu ticari sır açıklanmaz. Ne demek ticari sır ya? Benim ödediğim paranın ticari sırrı mı olur? Ve dünyada böyle bir örnek var mı? Hayır, yok. Bu da neyi gösteriyor? Devlet adaletle yönetilmiyor. Çünkü devlet vatandaştan aldığı verginin hesabını vatandaşa veremiyor. Hepimiz veriyor diyorsak dönüp o hükümete sormak zorundayız. Bu çocuk neden işsiz kardeşim? Bu çocuk neden yatağa aç giriyor? Bu ailenin geliri neden yok? Neden çiftçi ektiği ürünün alın terinin karşılığını alamıyor? Bakın bir şey daha söyleyeyim. Son 18 yılda bizim Londra'daki bir avuç tefeciye ödediğimiz faiz 187 milyar dolar. 187 milyar dolar. Niye ödüyoruz? Suriyeliler geldi. Ödediğimiz para, Sayın Erdoğan açıkladı, 40 milyar dolar. 2 yıl önce. 40 milyar doları bizim çiftçimize verseydi ne olurdu? Bütün Orta Doğu'yu beslerdik. Bütün Orta Doğu'yu beslerdik. Söyledim. Nevşehir'de bir daha söylüyorum. Allah nasip eder, sizlerin oylarıyla iktidar olursak, ben bütün Suriyelileri en geç 2 yıl içinde Suriye'ye geri göndereceğim. Kararlıyım. Bununla Suriyelilere kızmıyorum. Ben ırkçı birisi değilim. Allah'ın yarattığı kula saygılıyım ben. Ama oradan geldi başımın üstüne. Ama ben Suriye'deki savaşı bitirmek ve onu da geri göndermek zorundayım. Bizim esnafımız burada vergi verir, dükkanı açar. O da dükkan açar, vergi vermez. Olmaz. Olmaz. İş istiyor, o diyor yarı fiyatına çalışırım. E bizimki işsiz kalıyor. Nasıl olacak bu iş? Göndereceğim. Kavgasız, dövüşsüz. Nasıl göndereceğimi bir cümleyle açıkladım. Davulla, zurnayla göndereceğim. Herkes huzur içinde gidecek. Önce Suriye'de, Türkiye'de karşılıklı büyükelçilikleri açacağız. Birinci şeyimiz o. İki, gideceğiz. Avrupa Birliği'ne diyeceğiz, kardeşim sen bu mültecilerden rahatsızım diyorsun değil mi? Şimdi Suriyelilerin yolu, okulu, köprüsü, kreşi, hepsini, hastanesi, hepsini yapacaksın. Yaptıracağız. Biz de katkı vereceğiz. Yeter mi? Yine yetmez. Onlara iş imkanı da sağlayacağız. Gaziantep'li çalışan iş dünyasının çok saygın insanları var. Eskiden fabrikaları vardı. Şimdi diyeceğiz ki git kardeşim oralara fabrikalarını kur. Sana her türlü imkanı veriyoruz. Her türlü desteği veriyoruz. Suriyelilere de bak kardeşim, yolun var, okulun var, kreşim var, hastanem var, fabrikan da var, git çalış. Çalışacak, kazanan sanayici de dövizini Türkiye'ye getirecek. Biz de karlı olacağız, onlar da karlı olacak. Bu işin kaybedeni olmayacak. Bu yeter mi? Hayır. Bir şey daha yapmamız lazım. Oraya giden Suriyeli kardeşlerimizin güvenliğinin de sağlanması lazım. Bunu yapacağız. Bakın, kılı kırk yararcasına bütün ayrıntıları düşünerek çözüm üretiyoruz. Öyle gönderip atacağız. Onlar orada öldürülecek. Yok öyle bir şey. Afganistan'dan gelenler var. Tam bir felaket. Suriye'den gelenler yaşlı, genç, kadın, çoluk, çocuk beraber savaştan kaçıp gelmiş. Oradan eline silah versen cepheye gidecek. Hepsi genç. Ne işin var kardeşim? Ne işin var? 2900 kilometrelik bir yolu aşıyor ve Türkiye'ye geliyor. Yol geçen anına döndü. Efendim yol geçen anına dönmedi. Ne demek dönmedi? Bu kadar adam yasa dışı Türkiye'ye nasıl girdi? Nasıl girdi? Ben izin vermedim. Muhtarlar ele hiç izin vermedi. E Nevşehirliler de izin vermedi. Sınıra gidiyorum, sınıra gittim. İran sınırına. Konuştum oradaki gümrükçülerle. Buradan geçtiler mi? Hayır efendim, buradan geçseler pasaport sorarız zaten. Nereden geldi bu adamlar? Kim getirdi bunları? Ve deniyor ki hükümet, diyor ki daha doğrusu, bunu da biz Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamadan öğreniyoruz.
Efendim neymiş? Afganlar Türkiye'ye gelecek. Türkiye'de oturacaklar, kalacaklar. Bunu en üst düzeyde taraflar görüşüyorlar. Efendim finansman işini halledersek yeni mülteci almaya devam edeceğiz. Kimden izin aldın kardeşim? Benden mi izin aldın? Vatandaştan mı izin aldın? Devlet yönetiminde adalet, devlet yönetiminde ahlak önemlidir. Devlet yönetiminde liyakat önemlidir. Ahlakı, adaleti ve liyakati öncelemediğimiz sürece bir devlet, devlet olarak yönetilemez. O devlette ne başlar? Çürüme başlar. Bir devlette çürüme olursa o çürüme yayılır ve bir süre sonra devletin kurumlarına sirayet eder. Yani devletin bütün kurumları felç haline gelir. Diyorlar ya son zamanlarda kullanılan çoklu organ yetmezliği diyorlar. Devletin kurumları çoklu organ yetmezliği gibi olur. Hiçbir kurum görevini yapamaz hale gelir. O nedenle bizim Kuvayi Milliyecilerin bu topraklarda olduğunu hiçbir batılının unutmamasını isterim. Hiçbir egemen gücün bizim üstümüze gölge olarak düşmesini de istemeyiz. Hiçbir zaman. Kendi ülkemizde kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Kendi ülkemizde kendimizi eğer şaha kaldırılacaksa kendimiz kalkarız. Eloğlu'nun ekmeğine, Eloğlu'nun torpiline ihtiyacımız yoktur. Kendimiz oturacağız, çalışacağız, mücadele edeceğiz. Tıpkı Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Osmanlı sanayi devrimini kaçırdığı için battı. Ama o cumhuriyeti kuranlar 1921 yılında Kayseri'de uçak fabrikasının temelini attılar. 8 yıl sonra Kayseri'den kalkan ilk uçak Ankara'ya indi. Etimesgut'ta uçak fabrikaları, uçak motoru fabrikaları kurdular. Etimesgut'ta kurdular Ankara'da. 1940'lı yıllarda uçak ihraç eden dünyadaki 5 ülkeden birisiydik. Ne oldu peki bu hale geldik? Ne oldu? Dolayısıyla her birimizin hem yakın tarihimizi hem geleceğimizi bilmemiz lazım. Tarihini bilmeyen geleceğini inşa edemez. Sağlıklı inşa edemez. Rahmetli Lozan'da Lord Curzon'un rahmetli İnönü'ye söylediği, sen şimdi buradan galip kalkıyorsun ama yarın para istemek için geleceksin. Ben o zaman cebimden bunları tek tek çıkaracağım, sana soracağım. Hiçbir zaman talepte bulunmadılar. Her şeyi kendileri yaptılar. Uşak Şeker Fabrikası'nı bu devlet, bu hükümet, bu millet yumurta satarak kurdu biliyor musunuz? Yumurta satarak. Biz her şeyi yapabiliriz. Güçlüyüz. Sadece ayrıştırıyorlar, sadece bölüyorlar, sadece kavga çıkartıyorlar. Bundan kaçınacağız. Günümüzde devletler ikiye ayrılır. Otoriter devletler, demokrasi gelişmiş devletler. Otoriter devletlerin hiçbirisi gelişmemiştir. Demokrasisi gelişmiş olan bütün ülkeler gelişmiştir. Kişi başına gelir 50 bin dolar, 40 bin dolar, 25 bin dolardır. Ama biz bir ara 12 bin dolardı gelirimiz, şimdi 8 bin dolara düştü. O yüzden zaten millet perişan vaziyette. Bunları aşacağız. Değerli arkadaşlarım, aramızda sevgili muhtarlarımız var. Bir şey daha söyleyeyim. Cumhurbaşkanı devletin sigortasıdır. Pozisyonu gereği Cumhurbaşkanı seçilecek kişi devletin sigortasıdır. Bir tartışma çıktığında partiler arasında ve bir uzlaşma sağlanmazsa Cumhurbaşkanları bütün bunların tamamını davet eder. Beyler nedir bu iş? Çözüm masası oluşturur. O nedenle Cumhurbaşkanlığı makamı devletin sigortasıdır. Ve o nedenle Cumhurbaşkanlığı tarafsızdır. Tarafsızdır ki Cumhur'un başkanıdır. Yani 83 milyonun başkanıdır. Cumhurbaşkanı her gün konuşmaz. Cumhurbaşkanı olacak kişi çok önemli günlerde konuşur ve bütün millet bakalım Cumhurbaşkanı ne diyor diye büyük bir dikkatle onu dinler. Cumhurbaşkanının böyle bir özelliği var. O nedenle Cumhurbaşkanlığı makamının tarafsız olması lazım. Cumhurbaşkanı kendisi ve ailesiyle, yaşam tarzıyla topluma örnek olması lazım. Cumhurbaşkanlarının kibirli olmaması lazım. Kibirden uzak durması lazım. Alçak gönüllü olması lazım. Halkın arasında olması lazım.
Yeri geldiği zaman sade vatandaşlarla oturup konuşmasını bilmesi lazım. Cumhurbaşkanı böyle olması lazım. Muhtarlarımız, sevgili muhtar kardeşlerim. Tam 82 kanunda ve 354 maddede muhtar adı geçer. 82 kanun, 354 madde. Ne siz bilirsiniz ne de ben bilirim. Öncelikle muhtarlar için tek bir kanuna ihtiyaç var. Muhtarlık kanunu. Böylece muhtar muhtarlık kanunu eline aldığında bütün hakkı, hukuku, yetkisi, diğer ilişkilerinin tamamını görebilmelidir. Bunu hazırladık. Taslağı hazırladık. Muhtar kuruluşlarına gönderdik. Onların da görüşlerini aldık. Bunu bilmenizi isterim. İki, belediye başkanları seçimi olur, diğer seçimler olur, milletvekili seçimleri olur. Muhtarların birleşik oy pusulası yoktur. Neden? Niye yoktur? Ben girerim oy sandığına, kabine girerim. Beğenmediğim muhtarın oy pusulalarını alır, cebime atar giderim. Yeni gelen kişi de ya bu muhtarın nerede oy pusulası diye oy vermeyi veremez yani. Birleşik oy pusulası olması lazım muhtarlarda. O zaman herkes gider hangi muhtarı beğeniyorsa o muhtarın isminin ya da fotoğrafının altına mührünü basmış olur. Bir muhtarlık evi. Muhtarların bazıları hala kirada oturur. Niye kirada oturuyor? Bir muhtarlık evi yapamaz mısınız? Tek tip olmaz mı? Bir girişi olur, bir yardımcı personel olur, oturur, dosyaların konduğu bir yer olur, kendisinin bir makamı olur, masası olur, sandalyesi olur, önünde bilgisayarı olur, vatandaş gelecek, vatandaşın oturacağı yer olur. Bunlar olamaz mı? Olur. Çok mu zor? Hayır efendim. Çok mu pahalı? Asla pahalı değil. Bütün mesele muhtara değer veriyor muyuz, vermiyor muyuz? Önem veriyor muyuz, vermiyor muyuz? Bütün mesele bu. Başka? Ben söyledim muhtarlara birer yardımcı personel tahsis edilmeli diye. Vay efendim kıyamet koptu. Ne demek muhtara yardımcı personel mi verilir? Niye verilmesin? Yani muhtar insan değil mi kardeşim? Onun da işi olmaz mı? Başka muhtarlığın dışına gider. Başka bir ile gider. E orayı kapatıyor. E bir kişi olsun. 10 milyonun üstünde işsiz var. Üniversite mezunları var işsiz. Koyarsın sınavı, alırsın. Herkes birer kişi olur. Muhtar gittiği zaman da orada görevli birisi olur. Bunu yapacağım. Hiç endişeniz olmasın. Muhtarlık kurumunu muhtarların düşündüğünden çok daha güzel yapacağım. O kuruma herkesin saygı duymasını istiyorum. Muhtarlık kurumu önemlidir. Biliyorum şimdi muhtarlara yetki kanunlarda, değişik kanunlarda var. Ama sizin yetkileriniz istismar ediliyor. Ve siz yetkilerinizi yeterince kullanamıyorsunuz. Bunun önüne geçmemiz lazım. Muhtarların yetkilerinin açık ve net olması lazım. Muhtarlık kanununda bunların yazması lazım. Güne göre, saate göre bir muhtarlık kanunu olmaz. Muhtar önemlidir. Toplumla birebir ilişki kuran kişi muhtardır. Böyle bakmak lazım. Kaldırılan köy tüzel kişilikleri büyük şehirler dolayısıyla yeniden bu köy tüzel kişiliklerinin gelmesi lazım. Ve muhtarların orada güçlü olması lazım. Ve her muhtarlığın ayrı bir bütçesinin olması lazım. Yani muhtarlığa bir fon tahsis edilmesi lazım. Fakir fukara milletvekiline ulaşamaz. Belediye başkanına ulaşamaz. Fakir fukaranın en rahat ulaştığı kişi mahallenin muhtarıdır. O zaman mahallenin muhtarına belli bir tahsisat yaparsınız. O tahsisatı nasıl kullandığına dair kuralları koyarsınız. Onun bütçesini yaparsınız ve aynı zamanda da denetlersiniz. Amacına uygun olarak harcanıp harcanmadığını. Fakirin, fukaranın, garibin, gurebanın en rahat ulaştığı kişi mahallenin muhtarıdır ya da köyün muhtarıdır. Onu en iyi tanıyan kişi de odur. Böyle bakmamız lazım. Sosyal yardımların muhtarlar aracılığıyla dağıtılması lazım. Sosyal yardımları siyasetçiler dağıtıyor. Ya ne işi var siyasetçinin? Mahalleyi en iyi bilen kişi o. Fakirin, fukaranın kim olduğunu en iyi bilen kişi o. Sosyal yardımların da onlar aracılığıyla dağıtılması lazım. Belediye meclisi oturuyor bazen bir karar alıyor. Muhtarın hiç haberi yok. Mahallesiyle ilgili karar alınmış, muhtarın haberi yok. Olmaz. Düzenleme yapacaksınız. O mahalleyle ilgili karar alınıyorsa
Muhtar mutlaka o toplantıya katılmalı, söz ve oy sahibi olmalı. Benim mahallemle ilgili, ben nasıl seçildim? Beni millet seçti. Belediye başkanı da millet seçti. O kentten ben de mahallemden sorumluyum. Benim mahallemle ilgili karar alıyorsan, arkadaş önce bir beni dinle ya. Bu karar yanlış mı, doğru mu? Benim de söz hakkım olsun. Bunu sağlayacağız. Türkiye Muhtarlar Birliği, nasıl Türkiye Belediyeler Birliği varsa Türkiye Muhtarlar Birliği'nin de kurulması lazım. Muhtarlık bir kamu kurumu sayılmıyor. Sevgili muhtarlar, en acı olan o. Belediye başkanı kamu. Cumhurbaşkanlığı kamu, milletvekilliği kamu, herkes kamu. Muhtar da seçimle geliyor, milletin seçimiyle geliyor ama o kamu sayılmıyor. Niye sayılmıyor? Bu da yanlış. Muhtarlara ödenek veriyoruz, maaş vermiyoruz. İzin aldığı zaman kesiliyor. E belediye başkanı izin aldığı zaman kesiliyor mu? Hayır. Milletvekili izin aldığı zaman kesiliyor mu? Hayır. Cumhurbaşkanı izin aldığı zaman kesiliyor mu? Hayır. E bunları seçen millet muhtarı da seçmiyor mu? Muhtarı da seçiyor. E peki bu çifte standart neden? Bunun da kalkması lazım. Dolayısıyla en tarihi rol sizindir. 1833 Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ilk muhtarlık kurumu oluşturulmuştur. Tarihiniz bu kadar köklü, bu kadar derindir. Tarihinize sahip çıkın muhtar arkadaşlar. Ben sizin arkanızda olacağım. Her yerde bunu siz bana oy verin diye değil. Kim istiyorsanız oy verin. Ama muhtarlık kurumunun güçlü olması demokrasinin güçlü olması demektir. Demokrasiyi güçlü kılmak istiyorsak muhtarlık kurumunu güçlü kılmamız lazım. Bunun olması gerekiyor. Değerli arkadaşlarım. Son sözlerimi ifade edeyim. Türkiye güçlü bir ülke. Her şeye rağmen. Bölgesinin en güçlü ülkesi. Ve Türkiye kendi bağımsızlığını emperyal güçlere karşı mücadelede kurdu. Hepimiz 7'den 70'e mücadele ettik. Ve biz İslam ülkeleri içinde demokrasi en çok gelişen ülkelerden birisiyiz. Şu anda tehlikede. Kadın erkek eşitliğini sağladık. Çocuk hakları, kadın hakları, bütün bunların hepsini sağladık. İnsan hakları. Bu konularda büyük, büyük ama büyük atılımlar attık. Ekonomide çok büyük gelişmeler kaydettik. Ama geldiğimiz bu süreçte, bugünkü noktada ciddi sıkıntılarımız var. Bunları aşmak zorundayız. Bunları aşarken asla kavga etmememiz lazım. Asla. Aklımızı kullanmamız lazım. Duygularımızı değil, aklımızı kullanmamız lazım. Aklımızı kullanırsak her şeyi çözebiliriz. Allah'ın bize verdiği, Yüce Yaradan'ın bize verdiği en değerli şey akıl. O nedenle Kur'an'da aklınızı kullanmıyor musunuz diye yazar, söyler Rabbimiz. Aklımızı birilerine kiraya vermek değil, aklımızı kullanmak zorundayız. Eğri ile doğruyu ayıran biziz. İnsanoğlunu diğer canlılardan ayıran temel motif bizim aklımızı kullanmamızı. Biz aklımızla, diğer canlılar içgüdüleriyle hareket ederler. O nedenle hata sadece insana özgü bir kavramdır. Diğer canlılar hata yaptı demeyiz. Arı gelip bizi ısırdı veya soktuğu zaman der miyiz? Arı hata yaptı. Hayır. O bir tehlikeyle karşılaştığını, içgüdüsüyle görüyor ve gelip kendisini savunmak için sizi ısırıyor, iğneliyor. Veya birisi gelip saldırıyor, bir hayvan gelip saldırıyor. İçgüdüsüyle. Ama biz aklımızla hareket etmek zorundayız. Yüce Yaradan'ın verdiği en değerli şey akıl. Aklımızla hareket etmek zorundayız. Dolayısıyla sorgulama yetkisi sadece bize ait. Sorgulamamız lazım her şeyi. Eğrisine doğrusuna bakmamız lazım. Bu çerçevede hareket etmemiz lazım. Böyle yaparsak bütün sorunları çözeriz. Kendi bölgemizde güçlüyüz. Güçlü bir birikimimiz var. Ciddi sorunlarımız var biliyorum ama bütün bu sorunları aşma gücümüz ve kapasitemiz var. Sandığa giderken düşünün. Şimdi seçim yok biliyorum. Biliyorum ama biz gerçekleri konuşmak zorundayız. İç kavgalardan arınmak zorundayız. Birbirimizi yaftalamaktan vazgeçmek zorundayız. Bir dönem sağcı solcu diye insanlar birbirlerini öldürdüler. Sen yurtseversin, hayır sen değil, ben daha fazla yurtseverim diye gencecik fidan gibi çocuklarımız hayatlarını kaybetti. Şimdi artık
büyük emperyal güçler var. Büyük emperyal devletler var. Biz kendi bölgemizde güçlü olmak zorundayız. Üretmek zorundayız. Katma değeri yüksek ürün üretmek zorundayız. İslam dünyasının en güçlü kurumu, en güçlü ülkesi olmak zorundayız. Bütün bunları yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Bütün mesele nedir? Siyaset kirlilikten arınacak. Siyaset temiz ve ahlaklı olacak. Siyaseti temiz ve ahlaklı olduğu yaptığımız zaman, yani halka hizmet için siyaset yaptığımız zaman çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. Elinoğlu çözüyor da biz mi çözemeyeceğiz? Elinoğlu yapıyor da biz mi yapamayacağız? Bütün mesele cebe değil, halka çalışmak, millete çalışmak. Ayrımda ayrımcılıktan özenle bütün arkadaşlarımın kaçınmasını isterim. Etnik kimlik üzerinden siyaset, yaşam tarzı üzerinden siyaset, bunlar tehlikelidir. Bunlar dünyanın bütün çağdaş demokrasilerinde yasaktır. Hiç kimse anne babasının seçme özgürlüğüne sahip değil. Ama hepimiz annemizle babamızla gurur duyarız. Bizim için vazgeçilmez iki şey var. Bayrağımız ve vatanımız. Bayrağımız ve vatanımız için canımızı veririz. İşin özeti budur. Efendim, hepinize çok teşekkür ederim. Salonda ısınmaya sıcak olduğunu biliyorum, ısınmaya başladığını biliyorum. Hepinize yürekten teşekkür ederim. Sağ olun, var olun diyorum. Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmasını istemem. Türkiye güçlü bir ülkedir. Türkiye gerçekten de bölgesinde güçlüdür. Dünyada da güçlüdür. Bütün mesele gücünü doğru alana kanalize etmek, edecek. Bunu da sağlayacağız biz. Sağ olun, var olun.